bu takviye ürünleri gereksiz fiyatlara, gereksiz miktarlarda insanlara kullandırmak durumunda kalıyorlar ve bu işten de para kazanıyorlar? Öyle Amaç kesinlikle para kazanmak. Örnek omega 3'ler Gereksiz yere bir sürü vitaminlerin kullanılması, bir sürü takviye gereksiz vücut direncini arttırdığını söyledikleri bu konuda klinik çalışmalar yok. Bunlara dayanmadan konuşuyorlar. Yani ben şunu artık şunu demeye başladım. Ortada bir hezeyan tıbbı var. Bu konuya çok dikkat ediyorum. Bir hezeyan tıbbı. Doktorlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Bir hezeyan tıbbı var ortalıklarda. Yani kanıta dayalı olmadan bu buna iyi gelir, bu budur, bu iyidir, bu şudur diye bir tıp yaratıyorlar. Nerede üretildiği belli olmayan, içinde ne olduğunu çok iyi bilmediğimiz. Nerede üretildiğini de bilmiyorsunuz. Alıyorlar Gıda Tarım Bakanlığı'ndan onay alıyorlar ve insanlara takviye gıda ama sonuçta ilaç gibi kullandırtıyorlar. Ve insanlar bakın üzerinde klinik çalışma yok, üzerine bir çalışma yok. Nasıl emildiğini bilmiyoruz. Kana geçip geçmediğini bilmiyoruz. Kanda ne yaptığını bilmiyoruz. Zarar verip vermediğini bilmiyoruz. Ve bu konuda da insanlar da işte şu gruba verdik normal ilaç şu gruba verdik takviye bak ikisi de birbirine benzer etki oluşturduğu gibi bir çalışma da yok. İnsanlar üzerinde deneme de yok ama çok rahatlıkla takviye ilaç adında ve hiçbir çalışma olmadığı halde 20 yıl geçmesine gerek kalmadı halde, milyon dolar harcamasına gerek kalmadı halde, hiçbir zaman çalışma yapmasına gerek kalmadığı halde Bakın ilaçlarımız 10 lira, 20 liraya satılırken neden bu takviye ilaçlar 100 200 300 liraya satılıyor? Ve üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış. Hiç para harcanmamış. Sadece etken maddelerini bir şekilde oluşturmuşlar ve kapsüllemişler ya da şurup yapmışlar her neyse piyasaya sürmüşler. Bu ama. Kesinlikle. Bana desinler ki şu çayı kullandık. 100 kişi üzerinde denedik. Şurada da kullanmadık. Bakın şunlar zayıfladı. Bu böyle bir klinik çalışma yokken, böyle bir insanlar üzerinde çalışma yokken bunun zayıflattığını iddia edemeyiz. Zaten bunu göz bunun zayıflattığını gösterdiğimiz bazı maddelerin de sonradan ne kadar zararlı etkilerin olduğunu da gördük. Zayıflatma çayları adı altında ya da maddeleri adında piyasaya sürülen madde o kadar tehlikeli maddeler var ki inanın. Ya yani insanoğlu çok kolay zayıflamaz bakın. Bir hasta olacaksınız ya Allah korusun kanser olacaksınız. Yani durup dururken bir insan zayıflamaz. Bir madde de bir insanı zayıflatıyorsa bilin ki çok önemli şeylerini etkiliyordur. O önemli mekanizmaları etkilediği için de beyin de olabilir bu. O zaman da zararı çok büyük oluyor. Ve buna bağlı bir sürü ölüm yakarıyoruz. Bu insanların zaafı. Zayıflamak insanın zaafı. İnsanlar da bunu kullanıyorlar. Tamamen bununla zayıflatılmış bir insan grubu gösterilememiş. Ama buna rağmen çok ciddi şekilde satılmaktadır. Bu da aynı mantıkla hareket eden bir durumdur. Hiçbir şekilde insanlara bunları tavsiye etmiyoruz. Amerika mutluluk Amerika ben sana şöyle söyleyeyim. Prozac'ı, Prozac mutluluğun ilacı diye çıkardı.